Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Osa'nın Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli can dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilik, sağlık versin inşallah. Kanalıma da hoş geldiniz. Evimize de hoş geldiniz. Mutfağımıza da hoş geldiniz. Sohbetimize de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun gelin sizler de bulgur pilavı yapalım. Arkadaşlarım bulgur pilavı yiyelim canlar. Şöyle size bulgur pilavı yapacağım değerli izleyicilerim. Bu bizim yazma yapmış olduğumuz arkadaşlar. Şu şekilde sizlere de bir göstereyim. Yakından kameramıza göstereyim arkadaşlar. Sizler de daha güzel görün. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu bizim yazdan yapmış olduğumuz bulgurumuz. Bu arkadaşlarıma 2-3 senelik var bu bulgurumuz. Geçen sene işte bu sene yapmadık. Ondan önceki sene yaptıydık. Sanırsam 2000 kaç yılındaydı? 2021 yılında olması lazım. 2021 mi 22 yılında mı ne o zaman yaptık işte arkadaşlar. Bu da hala duruyor. Bulguru zaten öyle bozulma olmaz. İnşallah bu sene yine yaparsak sizlere de göstereceğim değerli can ailelerim. Şu şekilde gördüğünüz bunun kepeği biraz üflenecek de. Yani savrulacak. Onu da daha savurmadım. İnşallah birkaç video sonra sizler de onu savururum. Şu şekilde işte arkadaşlarım bulgurumuzda gördüğünüz gibi canlar. 1,5 su bardağı, 2 su bardağını yakın bulgur kullanacağım sizlerle birlikte. 2 su bardağı kullanacağım ben arkadaşlarım. Sarıcım çok bulgur pilavı istedi. Şöyle bu birinci su bardağımız. Şöyle şurada ikinci su bardağımız olsun. 2 su bardağı yeterli olacaktır bize. Şöyle biraz fazlalığından koyalım. Şöyle tam 2 su bardağına denk gelsin yani arkadaşlarım. Sizler de ben bunu şimdi güzel çıkacağım canlar. Sizler de onu göstereceğim değerli izleyicilerim. Hastalığım geçti hala bir öksürüğü var sonunda niyeyse. Onu da anlayamadım. Arada bir öksürmek geliyor yani şimdi arkadaşlarım. Lütfen kusura bakmayın. Okuldan daha yeni geldim. O yüzden bu videomu editlemeyeceğim. Editlemeden direkt atacağım arkadaşlarım. Dünkü videomu da öyle atmıştım. Zaten okuldan geç gelince birazcık. Şu şekilde işte. Güzel çıkıyoruz tarafta bulgurumuzu. Editlemek çünkü arkadaşım bayağı bir zaman alıyor. Normalde editliyordum. İsterdi olsa editleme çok şey çok hızlı konuşuyorsun demişsiniz. O yüzden editlemeyeceğim arkadaşlarım. Sizler benim aklıma istedi arkadaşlar. Bu konuşmamı bile hızlı buluyorsunuz, hızlı diyorsunuz. Ama ben bana göre hızlı konuşmuş gibi değil hiç. Şu şekilde sizler de yakından bir göstereyim. Bulgurumuzun üzerine çıkan kepeği görüyor musunuz arkadaşlar şu şekilde? Üzerinde saman tanesi dahi var. Saman kırığı deniyor. Şu şekilde. Bunu bir kat daha ben yıkayacağım. Hatta 2-3 kat yıkarım ben bunu neredeyse. Güzelce armasıya kadar. Şöyle bir kat daha karıştırayım. Üstüne çıkar zaten arkadaşlar. Şöyle bir iki saniye daha bekleyince tekrardan şimdi bir süzelim. İşte ben bunu hep arkadaşlar böyle süzüyorum canlarım benim. 2-3 kere süzeceğim. Sizler de bulgur yapıyorsanız marketten almadıysanız bulguru kepekliysem baka böyle yıkayın. Bazı kişiler bunun kepeği de seviyor. Ama biz kepekli ne yapalım arkadaşlar buna? Normal güzel kepeği değil. Şimdi şeye varısı var, samana varısı var. O yüzden kullanmıyoruz yani öyle. Şöyle güzelce bir katta böyle yıkadım. Bir katta süzdürelim arkadaşlarım. Artık güzelce oldu bu. Suyu da tamamen çıktı zaten içerisinde. Şöyle içerisindekini tamamen süzdürelim arkadaşlar. Sonra sizler soğanlarımızı doğramaya başlayacağım değerli izleyicilerim. Soğanlarımı doğrarken çıkacağım tabii ki de. Sizler uzun video istiyorsunuz benden. Telefonumda hafızası yettiğince sizleri çekmeye çalışıyorum inşallah. Bu şekilde bulgurumuzu güzel çıkardım ben. Şimdi size şöyle soğanımızı doğrayacağım. Bugün normal domatesli bulgur pilavı yapacağım. Sizler de kendinize göre, istediğinize göre yapabilirsiniz. Kanalımda 2-3 yaşında arkadaşlar bulgur pilavı tarifim var yani. Hatta 4 yaşında olabilir bilmiyorum. Yani bir patatesli bulgur pilavı yaptım onu çekmek sizlere. Bir nolda bulgur pilavı yaptım. Sonra bir mercimekle bulgur pilavı yaptım. Çoğunu yaptım yani arkadaşlar. Bir de patates yaptım. Bir sade yaptım. Domates yaptım. 5-6 çeşit var yani. Bugün de domates bulgur pilavı yapacağım. Onu sizlere tarifimi çekeceğim değerli can ailelerim. Şu şekilde soğanımızı güzelce doğruyoruz sizlerle birlikte. Soğanlarım inşallah acı değildir. Acıysa valla 2 metre uzak durmam lazım. Gözlerim çok yaşarıyor benim arkadaşlar. Niyeyse bilmiyorum. Sizler de doluyordur belki. Belki olmuyordur. Üniversiteye giden ablalarımıza başarılar diliyorum. Benden küçük kardeşlerimize başarılar diliyorum okullarında. Allah'ın merkezinin evinden bereketi, huzuru eksik etmesin inşallah Rabbim.
Hayırlı, huzurlu, mutlu günleriniz olsun. Bugün de günlerden salı arkadaşlar. Pazar gider miyiz, asıl dönem mi bilmiyorum. Gitmeyiz savaştan. Dönem gitmiştir belki, bilmiyorum da içeri falan hiç bakmadım bir şey almış mı diye. Almıştır ama dedem gitmiştir belki de. Ben gitmem herhalde bugün. Vallahi arkadaşlar çok yoruldum. Birkaç tane şeyim var benim, performans ödevim. Onları falan yapmam lazım işte. Yarın da fizikten varım. Onu yapacağım. A4 kadını yazacak tabii ki o da. Şimdi soğanlarımızı güzelce doğradık. Sizlerle birlikte canlar. Şuradan tenceremizi alalım. Tenceremizin içerisine direkt soğanlarımızı koyalım şu şekilde. Arkadaşlarım. Evet, soğanlarımızı şöyle ilave ettik güzelce içerisine. Üzerine sıvı yağ ilave edeyim de ben bunu şöyle sizlerle birlikte. Göz kararı arkadaşlarım, sıvı yağ ilave ettim gördüğünüz gibi şu şekilde. Biraz da ilave edelim. Şu şekilde iyi, evet. Görüyor musunuz arkadaşlar şu şekilde canlar? Bunu ocağa koyayım ben. Kısık ateşte bu soğanlarımızı güzelce kavrulup olacak. Bir yana ben sizlerle domateslerimizi doğrayayım. Dolabımızın domateslerimiz tabii ki arkadaşlar. Dolabımızdan çıkartıp tek tek doğrayacağım. Yumuşayan domateslerle kullanacağım sonra arkadaşlarım. Sizler sert domatesle kullanabilirsiniz. Hem domatesle israf olmasın. Dolabımızdan 2 adet domates alalım. Şu şekilde. Bir adet içer salça koysam mı diyorsun ve koymayacağım. Salçasız daha güzel oluyor çünkü. Domatesler de hemen yumuşamış neyse dolapta. Onu da anlamadım. Şöyle. Kabuğunu falan soymayalım arkadaşlar, doğal olsun diye. Sizler soyabilirsiniz. Biz sadece kahvaltılar mı soyuyoruz? Böyle yemeklerin içerisinde zaten kendi kendine eriyip gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ortadan bir kez daha böleyim. Evet, bu şekilde. Şöyle güzelce doğrayalım. Kalınla doğrayabilirsiniz arkadaşlar. İnce de doğrayabilirsiniz. Sizlere kalmış yani. Ben bazen kalın doğruyorum, bazen ince doğruyorum. Kafam nasıl eserse yani arkadaşlar o şekilde doğruyorum. Sizler de biliyorsunuz zaten o sözü. Şekilde bir de şuradan doğrayalım. Kafam nasıl eserse, yani canması isterse o demek arkadaşlar. Şöyle güzelce doğruyoruz. Bizim bugün arkadaşlar burada yağmur var. Sizin oralarda var mı? Sizin oralarda belki yoktur. Allah'ın yağmur olmanın yerlerinde yağmur versin inşallah. Bereket versin. Rabbimizden bereketini eksik etmesin inşallah. Soğanlarımız bir yandan kavrulur. Hemen sizlerle birlikte domateslerimizi doğruyorum. Bir şekilde. Şurası bunu da çürümüş mü? Ne olmuş? Yumuşamış arkadaşlar böyle. O yüzden orasını koymayacağım içerisine. İçinde ortası da çürümüş galiba aslında. Biliyorum da bir bakacağım yine. Bakıp ona göre koyacağım. Ortası çürümemiş. Bir de sadece uç kısmı çürümüş. O yüzden kullanabilir arkadaşlar. Birazcık kullanacağım bunu da şimdi. Şöyle güzelce domatesimizle doğruyoruz bunu. Bize bu kadar domates yeterli olacaktır. Fazlasına gerek yok. Rabbine verdiğin nimetlere tekrardan şükürler olsun. Evet, bunları da doğradım. Soğanlarımız da güzelce kavruluyor arkadaşlar. Tenceremizin içerisinde. Soğanımız acıymış birazcık. Şöyle, şimdi tertiben içerisine domateslerimizi ilave edeceğim canlar. Domateslerimizi ilave ederken sizlerle görüşmek üzere inşallah değerli izleyicilerim. Evet arkadaşlarım, şimdi sizlerle domateslerimizi ilave edeceğim canlar. Şöyle soğanımızın üzerine değerli izleyicilerim. Domateslerimizi güzelce kavuracağım sizlerle bunu. Şöyle, sonra üzerine tabii ki de bulgurunu ilave edeceğiz. Şöyle güzelce karıştıralım, tamamen her tarafa karışsın. Şöyle tuzunu falan ilave edelim içerisine ilk aşamada. Hemen arkadaşlarım gördüğünüz gibi tuzunu ilave ettim. Şöyle birazcık kırmızılık vermesi için kırmızı toz biber ilave ediyorum içerisine. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Umarım görünüyordur sizlere de arkadaşlarım. Birazcık karanlık oldu ama lütfen kusura bakmayın. Bu şekilde birazcık da karabiber ilave ediyorum içerisine. Tat aroma vermesi için. Böyle arkadaşlarım güzel oluyor. Sizler de böyle yapıyorsunuzdur belki. Ben böyle seviyorum. Şöyle ocağımızdan tamamen çalıp şunu da yerine kaldırayım ben.
şekilde kameramızı sizlere, tripodumuzu birazcık daha yakınlaştırayım can ailelerim. Gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlarımı karıştırıyorum. Güzelce kavuruyoruz bunu böyle. Tamamen kavurması lazım. Bugün de orucumuzun 6. günüydü galiba. 6. gün olması lazım. Kaçıncı günü bilmiyorum. Her gün tutuyorum arkadaşlarım ben. Gününde saymamış valla. Herkesin zaman bitirdiyse ben de o zaman bitiriyorum. Derdi Bey şöylesinizdir. Bu şekilde güzelce kavurdum gördüğünüz gibi. Çok az daha, çok az arkadaşlarım. Bir iki dakika daha kavurunca şöyle. Sonra sizlerle içerisine bulgurunu ilave edeceğim. Bulgurunu ilave ederken sizlerle görüşmek üzere inşallah. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi güzelce kavurdum sizlerle. Şimdi içerisine bulgurumuzu ilave ediyorum değerli can dostlarım. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Tamamen güzelce kavuracağız bu şekilde arkadaşlarım. Bu şekilde birazcık vuralım. Evet, içerisi tamamen gitmiş gördüğünüz gibi. Suyunu ben göz kararı ilave ediyorum. Sizler belki ölçerek koyuyorsunuz da ben hiç ölçmem arkadaşlar. Ölçmeye hiç gerek yok yani, ben ölçüsünü biliyorum kendim. Sizlere de nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Ben ölçüsünü göz kararı ayarlıyorum, daha güzel oluyor. Sizler için ölçüsünü de söyleyeyim de. Bir su bardağı bulgur arkadaşlarım, 1,5 su bardağı su kullanacaksınız. O kadar yani, başka içerisine bir şey koyulmuyor. Bazıları sade yapıyor, ben çok sade yapıyordum. Bugün de şöyle birazcık domates koyayım içerisine dedim. Birazcık hem tatlı aroma versin diye düşündüm. Bu şekilde domateslerimizi güzelce kavurdum. Böyle sizlere de gösterdim zaten tüm aşamalarıyla. Böyle arkadaşlarım, ben bu pilavı yapmayı gerçekten çok seviyorum. Yemeği de çok seviyorum, yapmayı da çok seviyorum. Sizler de biliyorsunuz zaten. Ben yemek yemeyi gerçekten çok severim. Hiç öyle yemek videosu falan atmadım da sizler yemek yerken bazı kişiler atıyor. Ben öyle arkadaşlarım çekinirim yani. Bizim öncekiler çekinir, utanır demek istedim yani. Bir şekilde güzelce biraz daha kavuralım arkadaşlar. Biraz da kavurduktan sonra sizler de görüşmek üzere inşallah. Evet, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi güzelce kavurdum sizler de. Şöyle içeri suyunu ilave ediyorum. Suyunu söylemiş olduğum gibi arkadaşlar yine göz kararı. Şöyle kenarlarından aldırttıralım. Şöyle biraz da su ilave ediyorum içerisine sizlerle birlikte. Evet, şöyle kenarlarından da karıştıralım. Her tarafı tamamen güzelce pişsin. Kıvamıyım şu anda bilemedim. İyi gibi ama. Şöyle. Güzel ama kıvam arkadaşlar. Kapalarını kapatınca zaten içerisi çekecektir tamamen. Böyle biraz da ilave edelim. Evet, buna yeterli olacaktı. Sizlere de şöyle bir tripodumuzu yaklaştırıp gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım şu şekilde oldu canlar. Görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Şu şekilde oldu işte. Sizlere de bir göstermek istedim. Gördüm hani kıvamını. Şöyle sizlere de karıştırıyorum. Şöyle tripodumuzu yine ileriye sabitleyelim sizlerle birlikte. Şu tarafta arkadaşlarım. Az sonra pişince sizlere gösteririm inşallah. Kapağını kapatacağım şimdi. Şu şekilde kapağını kapatıyorum. Kapağını güzelce kapattım. Piştikten sonra görüşürüz inşallah, söylemiş olduğum gibi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar pilavımız güzelce kaynamaya başladı. Evet, tamamen de pişti sayılır. Çok az bir aşaması kaldı. Kapağını da açtım artık şöyle son bir buharını çıkarsın diye. Çünkü arkadaşlarım son buharı içerisinde kalınca lapa gibi oluyor. Bizler öyle yapmıyoruz. Son buharına gelince kapağını açıyoruz. Ben bir de içerisinde içeriye tohum diyeyim, biberleri vardır arkadaşlar. O biberlerini bulgur pilavımızın içerisine koydum acılık versin diye. Şekilde sizlere de bir göstereyim. Birazcık büyük olarak parçaladım. Şöyle tamamen güzelce karıştırıyoruz. Yufka ekmekle arkadaşlar bunu güzelce yiyeceğiz. Buyurun gelin sizlerle yiyelim. Yufka ekmek sularken falan çekmeyeceğim onları sizlere. Çok uzun oluyor çünkü videomuz. Arkadaşlarım. Yufka yerken sorun oluyor. Şu şekilde. Zaten yufkamız da bitti, bitecek sayılır. Az kaldı. O yüzden arkadaşlarım çekmeyeceğim. Bu şekilde güzelce karıştırdım gördüğünüz gibi. Bir de şöyle karıştırdım. Hiç yapışma olmuyor gerçekten içerisinde. Evet. Güzel. Tamamen çektirdim pilavımızla. Sizlere de şöyle bir en sonunda göstereyim canlarım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Son halde şu şekilde. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, bir videom daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli can dostlarım.